Selamun aleyküm kardeşlerim. Ayrıca barış üzeriniz olsun. Allah rızası için doğrular kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Müslümanlar cennete girecek mi? Bu konu hakkında çok tehlikeli bilgiler var kardeşlerim. Zaten videonun başlığında da gördünüz. Ahiretinizi yakacak bu insanlar. Tarikatçılar, işte hocalar, işte ilahiyatçılar. Adına ne derseniz deyin. Uydurulmuş dinin imamları. İnsanları maalesef aynı Hristiyanlara yapıldığı gibi cehenneme sürüklüyorlar. Hristiyanlarda da bu şekil bir şey var. Orada da birçok Hristiyanla konuştuğumda ben mesela Katolik olsun, Protestan olsun. İşte onların hepsi biz ne kadar günah işlersek işleyelim Hazreti İsa bizim günahlarımızı ödeyecek. Yani mantık şu, Hazreti İsa Rabbimizden bir borç defteri açtırmış. Bu borç defterine herkesin günahlarını yazdırıyor. İşte ölünce, yeniden diriliş gerçekleşince kıyamet günü herkesin borcunu Hazreti İsa ödeyecek. Yani böyle bir mantık olur mu? Oluyor maalesef. Ama bu mantık şu anda hala bizim dinimiz İslam'da da geçerli. Bugün ben size birçok uydurulmuş dinin imamlarını göstereceğim. Hepsi değişik değişik insanlar. Değişik tarikatlara, değişik fikirlere, değişik inanışa mensup insanlar. Onun için böyle büyük bir kadroyla bu videoyu hazırlıyorum ki bir sürü insan bunları takip ediyor maalesef. O insanlara da belki biraz faydamız olur diye düşünüyorum. Şimdi lafı uzatmadan uydurulmuş dinin imamlarının hepsinin sizlere ufak ufak kliplerini göstereceğim. Ondan sonra bu kliplere cevap vereceğiz ve bu videonun sonunda size söz veriyorum kardeşlerim. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlerseniz bu videonun sonunda sizin bu imamlarının hepsinin toplamından daha çok bilginiz olacak. Neden? Çünkü ayetlerle size bunu ispatlayacağız Allah'ın izniyle. Yani bu video bittiğinde sizin bir Müslüman cennete girecek mi girmeyecek mi? Daha çok bilginiz olacak. Çünkü ayetleri görmüş olacaksınız. Not alıp eğer ayetleri bir yere not alıp kafanızda not alabilirsiniz ezberiniz iyiyse. Veyahut da bir yere yazıp not alırsanız sizin bilginiz bu imamların hepsinin toplamından daha fazla olacak. Neden? Çünkü Allah'ın ayetlerini yani direkt Allah'tan size bilgi vereceğiz kardeşlerim. Kur'an'a dayanarak direkt Rabbimizin sözlerini vereceğiz. Ama bunların birçoğunu şimdi birazdan duyacaksınız. Hepsi hadisle başlar. İşte peygamberimiz şöyle demiş, peygamberimiz böyle demiş. İşte şunu yapan cennete girecek demiş. Sanki cenneti verecek olan peygamberimiz. Cennetin ve cehennemin sahibi Allah-u Teala'dır. Kimin cehenneme, kimin cennete gideceğini belirleyen Allah-u Teala'dır. Bunu şimdi hiç lafı uzatmadan direkt geçelim. Uydurulmuş dinin imamlarını dinleyelim. Ara sıra bu kliplerden sonra cevap vereceğiz ve videonun sonunda da size ayetleri göstereceğiz. Ondan sonra Rabbimin izniyle siz de bunu öğrenmiş olacaksınız. Şimdi başlayalım kardeşlerim. Hazreti Peygamber men kâne ahiru kelamihi la ilahe illallah dehalel cennet buyuruyor. Kimin son cümlesi la ilahe illallah Allah birdir olursa mutlaka cennete girer diyor Hazreti Peygamber. Son anda günahını çektikten sonra ama mutlaka sonuçta cennete girecektir. Evet kardeşlerim duyduk. Hazreti Peygamber diyormuş ki ne? Kim la ilahe illallah derse o mutlaka cennete girecektir. Ama sonuçta günahlarını çektikten sonra ilk önce yani cehenneme girecek, günahlarını çekecek. Ondan sonra sonuçta cennete girecektir. Kim diyor? Hazreti Peygamber diyor. Niye? Çünkü dinin sahibi Hazreti Peygamber. Ama bizim dinimizin değil. Gerçek Müslümanların dininin sahibi Allah-u Teala'dır. Bunların dininin sahibi peygamberimiz olduğu için bunlar öyle diyor. Yani söyleyecek bir şey yok. Dediğimiz gibi ayet vereceğiz. Şimdi ikinci bir videoya geçelim. İkinci bir şahsı dinleyelim. Değişik değişik şahıslar vereceğiz ki değişik tarikatlarda değişik insanların fikirlerini öğrenelim. Ehl-i Sünnet'e muhalif konuşuyor. Cennetle cehennem tabii iki yerdir. Herkes iki yerin birine gidecektir. Ama Müslümanlardan cehenneme gidecekler olduğu ayetle hadisle sabittir. Sonra günahları miktarı yandıktan sonra çıkacakları da sabittir. Duyduk Ehl-i Sünnet'in imamı, en meşhur imamlarından biri. Bu da ne diyor? Müslümanların cehenneme gideceği ayetle, hadisle sabittir. Ama maalesef ayet, hadis vermez. Niye? Çünkü yok. Ayet bir kere yok. Hadislerde derseniz zaten biz hadislere inanan insan değiliz. Hadislerle işimiz olmaz.
Aynı Rabbimizin dediği gibi, Rabbimiz nedir? Benim ayetlerimden başka hiçbir söze gerek yok. Hiçbir hadise gerek yok der Rabbimiz. O yüzden bunlar tabii ayet olmadığı için böyle abuk subuk konuşuyorlar. Devam edelim, uzatmayalım videoyu. Çünkü neden? Hadis-i şerifte Bukhari'de yahrucu minen nar, cehennemden çıkacak diyor. Demek girdi ki çıkacak. Demek ki burada girenlerden çıkan olacak işte. Men kâne fî kalbi miskâli derreti bir iman. Yani buğday kadar, arpa kadar, hardal kadar, sonunda geliyor. Zerre kadar imanı olan, ne kadar da günah olsa cehennemden çıkacağı. Bu ehl-i sünnetin itikadıdır. Cehenneme bir girdi mi bir daha çıkamaz demek ehl-i sünnet dışındaki sapık fırkaların inancıdır. O görüşten tevbe etmesi gerekir o kardeşimizin. Evet, duyduk. Ehl-i sünnet itikadına göre insanlar cehenneme girdikten sonra cezalarını ödeyecekler. Ondan sonra çıkacaklarmış. Bizim itikadımız böyle diyor. Hadislere göre. Biz böyle inanıyoruz diyor. Buna inanmayanlar da diyor, işte tövbe etmesi lazımdır diyor. Yani hadise inanmayanlar, bizim söylediğimize inanmayanlar tövbe etmesi lazım. Niye? Çünkü kendilerinin kurmuş olduğu, uydurmuş olduğu din bizim dinimizden apayrı olduğu için kendiler kendi kafalarına göre hüküm veriyorlar. Bu hükmü de zaten ne olduğunu açıkça söylememize gerek yok. Bu şirktir. Kendi kafalarına göre cennet satıyorlar, cehennem satıyorlar. Bir de şöyle dedi. İşte arpa buğday kadar, hardal tanesi kadar, zerre kadar imanı olan bir kimse cehennemden çıkacak, cennete girecek dedi. Bu yalan. Bu ayeti birazdan göstereceğiz. Bu ayetin anlamı o şekilde değil. Bunu yalan söylüyorlar. İnsanların zihnini bulandırıyorlar. Ama neyse, uzatmayalım, devam edelim. Başka hadislerde de geçiyor. Kim la ilahe illallah derse cehennemde ebedi kalmaz. Benim şefaatim ona vacip olur şeklinde hadisler var. Evet kardeşlerim, duyduk. Yine direkt kim la ilahe illallah derse, yani hep aynı şekil, aynı inanç, aynı hurafe ve hadisler var. Yine hadis var. Ayet yok mu? Yani Rabbimiz bu konu hakkında hiçbir şey söylememiş mi? Söylemiş de bizim işimize gelmiyor kardeşlerim. Yani biz onu söyleyemeyiz diyemiyorlar. İşte hadis var, şöyle var, böyle var. İşte kardeşlerim, size ne diyoruz? Hadislerin fitne olduğunu söylememizin sebebi bu. Yoksa peygamberimize karşı bizi lanse ettikleri gibi biz sanki peygamberimizi sevmiyormuşuz veyahut da ona inanmıyormuşuz gibi bir algı oluşturmalarına inanmayın. İşte bunların hepsi hadis, hadis, hadis. Halbuki Rabbimizin ayetleri var, birazdan bu işin son noktayı koyacak ayetler. Ama uzatmayalım, yine devam edelim. Şunu anlıyoruz. Bir Müslüman eğer günahları az ise, hı hı, Allah'ın rahmeti ve merhametiyle cennete direkt gider. Ama günahları çok fazla ise o fazlalık kadar cehennemde yanar, sonra tekrar cennete gider. Yani hiçbir Müslüman cehennemde ebedi kalmaz. Evet, duyduk, hiçbir Müslüman cehennemde ebedi kalmaz. Günahları az ise cennete, günahları çok ise cehenneme girip cezasını çeker. Ondan sonra cennete gider. Devam edelim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şöyle bir gerçek var. Kelime-i tevhidi söyleyip yaşayıp ölen herkes inşallah cennete girecek. Evet, yine bedava cennet dağıtan bir kardeşimiz. Kardeşimiz de diyemiyorum çünkü benim din kardeşim değil. Bunların inandığı dinle benim inandığım din farklı. Ne diyor? La ilahe illallah diyen cennete girecektir. Kesinmiş. Çünkü cenneti kendiler dağıtıyor ya. Neyse, yine başka birisine geçelim ki çeşidimizi arttıralım. Bakın ne kadar çeşitli tarikatlardan, ne kadar çeşitli hocalardan örnek veriyoruz. Şimdi başka bir çeşide geçelim. Aleyhisselatü Vesselam bazı hadislerde böyle söylüyor. Fakat başka hadislerde, mesela Ebu Sa'id'in el-Hudri'nin rivayet ettiği bir hadiste, Bukhari ve Müslim'de, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kıyamet gününde cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme gittiği zaman, orada bir grup insan vardır. Allah Azze ve Celle onları cehennemden kömürleştikten sonra çıkarır, hayat nehrinde yıkar, ondan sonra onları cennete götürür ve onlar alınlarındaki izden ötürü cehennemden cennete geldikleri belli olur diye. Ve bu mahalde bazı hadisler var. Yani insanların cezalarını çektikten sonra tekrardan cennete gideceklerine dair. Evet, duyduk. Bu da ne diyor? Cennette bir bazı insanlar, cehennemde bazı insanlar. Cehennemdekiler kömürleşecekler. Güya cezasını çekip kömürleştikten sonra Rabbimiz onları alacak. Hayat suyunda yıkayacak. Ondan sonra cennete gelecek. Yani mantık yine aynı.
Kaynak yine aynı hadis. Ayet yok çünkü. Verecek bir şeyleri yok çünkü. İnsanlara Kur'an'ı söyleyemiyorlar. Dilleri varmıyor. Kulakları mühürlenmiş, gözleri mühürlenmiş, kalpleri mühürlenmiş. Onun için yapacak bir şey yok. Devam edelim. Başka bir tarikatçıya geçelim. Mü'minin suresi 103. ayette kimin tartıları hafif gelirse onlar cehennemde ebedi kalacaklardır buyuruyor. Müslümanlar cehennemde ebedi kalırlar mı? Bu ayet kafirlerle ilgili. Bakın Kur'an'dan haberi olan bir kardeşimiz güzel bir soru sormuş. Mü'minin suresi 103. ayette kimin tartıları ağır gelirse cennete gidecek olayı, kimin hafif gelirse de cehenneme gidecek olayı var o ayette. Ayet diyor kafirlerle ilgilidir diyor. Aslında o ayet kafirlerle ilgili değildir. O ayet herkesle ilgilidir. Kafir, müşrik, iman etmiş, Müslüman, mümin herkesle ilgilidir. Ama önemli değil. Biz birazdan o ayetlerin hepsini tek tek vereceğiz. Şimdi dinleyelim bakalım sonunda ne söyleyecek. Zaten kendisi şaşıracak. Birazdan göreceksiniz. Yani söylediği o ayet kafirlerle ilgili dediği kısmı kendisi inkar edecek. Kurtarmaya çalışacak işi. Ama göreceksiniz kurtaramayacak. Devam edelim. Çünkü hadiste la ilahe illallah diyen mutlaka cennete gidecektir buyuruyor. Yani terazisi hafif gelmiş. Eğer kafir olarak terazisi hafif geldiyse, kafir olduğu için terazisi hafif geldiyse demektir. Yoksa Müslüman ebedi kalmaz cehennemde. La ilahe illallah diyen cennete gideceğine dair hadis var. Başka rivayetler de var. Şimdi kardeşlerim bunun söylediğini, bu şahsın söylediğini bir kenara not edin veya aklınıza not edin. Bakın ne diyor? Bu kimin terazileri hafif geldiyse bu diyor kafirler içindir diyor. Müslümanların diyor bu konunun Müslümanlarla alakası yok. Müslümanlar diyor cehennemde ebedi kalmayacaklardı diyor. Yani genel görüş şimdiye kadar verdiğimiz bütün insanların görüşü, bütün tarikatların, ehli sünnetin, tarikatların, diğerinin, cemaatlerin görüş aynı. Hepsinin getirdiği de hadis. Bu da bir tek buna da ayet sordukları için ayete cevap vermek zorunda kalmış ama ayete de yanlış cevap verdi. Biz birazdan göstereceğiz ayetin ne olduğunu, ne olmadığını, o ayetin kafirler için olmadığını. Bütün insanlık için, hatta özellikle belki Müslümanlar bile için, müminler için olduğunu birazdan zaten ayetlerimizi verdiğimizde anlayacaksınız. Şimdi buraya kadar gördük değişik cemaatler, tarikatlar, hepsinin söylemleri aynı. Hiçbirisi de zaten ayet verip konuşmadı. Gördüyseniz hepsi hadis, hadis, hadis. Çünkü yok, ayet yok. Verecekleri ayet olmadığı için hadis dediler. Şimdi en önemlilerine geldik. Bu hocayı hepiniz biliyorsunuz, İhsan Şenucak. Bu adam çok kurnaz bir adam kardeşlerim. Bu adam çok dikkat edilmesi gereken bir adam. Ayetlerle çok oynayan, insanların aklını çelen, yani sanki böyle güzel bir cevap veriyormuş gibi anlatımı falan diksiyonuyla çok sinsi bir hoca. Bu şimdi ayetten konuşacak ama zaten bu son klibimiz, yani son dediğim bunun bayağı bir 6-7 tane kısa kısa klipleri var çünkü konuyu o kadar dağıtmış ki ne. Yani buna bir reddiye yapmamız için sizin bunun söylediklerinin hepsini dinleyip kavrayıp anlamanız lazım. Bu adam çünkü çok sinsi bir adam. Ayetleri eğip büken, ayetler hakkında yalan söyleyen bir adam. Biz zaten ayetleri verdiğimizde videonun sonunda anlayacaksınız nasıl kıvırdığını, nasıl yalan söylediğini. Benim tavsiyem bu videoyu belki 2-3 defa seyretmeniz, hele hele bu kısmını, bu kısmından sonraki videonun bu kısmını 2-3 defa dondurup dondurup seyredip idrak etmeniz lazım. Sonra da bizim ayetleri verdiğimizde bunu anlamanız lazım. Çünkü bu adam çok kurnaz bir adam. Şimdi bunu dinleyelim. Ondan sonra ara ara cevap vereceğiz zaten kendisine. İman üzere ölen kişinin cehennemde cezasını çektikten sonra cennete geçmesinin Kur'an'daki delili nedir? Yani bununla alakalı farklı zamanlarda izahlarımız olmuştur. Kardeşimiz oraya bakabilir ama yine burada bizi ekranları başında dinleyen kardeşlerimiz var, söyleyelim.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuyla alakalı hadis-i şerif var. Fakat hadis-i şeriften önce Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Bu adamlar ne diyorlar? Bu Yahudilikten alınmadır. Başka dinlerden alınmadır. Cehenneme giren bir daha oradan dışarıya çıkmayacak, çıkamayacak. Bununla pek çok şeyi inkar ediyorlar. Esasında Allah Teala'nın adalet nizamını bununla parçalamış oluyorlar. Bakın ne dedi? Cehenneme girip bir daha çıkamayan dedi. Yahudilikten alınan bir şeydir dedi. Ayrıca bununla pek çok şeyi inkar ediyorlar. Ve Allah Teala'nın adalet nizamını bununla parçalamış oluyorlar dedi. Tekrar başa alıp dinleyebilirsiniz. Aslında bizim zaten söylediğimiz şeyler Allah'ın adaletinin nizamını hiç kimse parçalayamaz, bu bir. İkincisi, bizim söylediğimiz şeyler zaten Allah'ın Kur'an'da söylemiş oldukları. Yani bunu kendisi Kur'an'ın ayetlerini bilmediği için demeyelim de biliyordur da saptırdığı için, ajandası değişik olduğu için veyahut da kalbi mühürlenmiş olduğu için, ayetleri anlamadığı için, onu Allah bilir ne için olduğunu, olayları saptırıyor. Lafı uzatmayalım. Birazdan zaten ayetleri verdiğimizde bu şahsın rezil olduğunu, Allah'ın ayetlerinin bunu rezil ettiğini göreceksiniz. Size nasıl yalan söylediğini göreceksiniz. Devam edelim. Nasıl parçalıyorlar? Bir tarafta bir Müslüman var. Kemi tevhidi söylüyor. Ama öte tarafta kadın ticaretinden haramın her nevisine kadar bütün bunları işleyen, bütün bunları irtikap eden bir adam var. Öte tarafta da kafir ama kimseye zulmetmemiş. Sadece Allah'a isyanı var. Böyle bir adam var. Şimdi bu adam halidine fiha ebede, ebedi cehennemde kalacak. Fakat Müslüman olduğunu söyleyen ama kadın ticareti yapan bu adamsa cennete girecek. Neden? Çünkü cehenneme girerse bir daha oradan çıkmıyordu. O zaman bu adam imanı vardı diye cennete mi girecek? Şimdi burada Müslüman olup da kadın ticareti yapan bir adama, kafir bir adamla çok iyi, insanlara iyi davranıp günahı olmayan kafir bir adamla karşılaştırmaya kalkıyor. Aslında kendi söylediğine kendisi karşı çıkmış oluyor ama haberi yok. O Müslümanın cennete gireceğini söyleyen kendileri. Kur'an'da böyle bir şey yok. Yani o Müslümanın cennete gireceğini nereden biliyorsunuz? Nereden biliyorlar? İşte Müslüman olduğu için. Hani diyorlar ya, işte Peygamber Efendimiz şöyle demiş, hadis böyle demiş. O yüzden diyor, peki diyor bu böyle olacaksa diyor, bu adaletli olmaz manasına getiriyor yani. Nasıl olur da diyor yani bir Müslüman cennete girebilir. Yani bizim söylediğimize, yani bize isnat ederek bu adam nasıl cennete girebilir diyor. Halbuki o adamın cennete gireceğini söyleyen kendileri. Neyse, lafı uzatmayalım, devam edelim. Baktığınız zaman bu adamlar esasında deizme, ateizme kapı açıyorlar. Yani Kur'an Müslümanı falan diyorlar ya, oralara kapı açıyorlar. Onun için bunları takip edenlerin bir bölümüne bakın. Ya deizme gidiyor, ya ateizme gidiyor. Problemi ortaya koyuyorlar ama çözümü yok. Evet kardeşlerim, Kur'an Müslümanları yani bize sesleniyor. Biz insanları ateizme, deizme yönlendiriyormuşuz. Ondan sonra insanlara problemi sunuyormuşuz ama çözümü yokmuş. Biz insanlara problem sunmuyoruz, bu bir. İkincisi, konuştuğumuz konunun çözümü zaten Rabbimiz ayetlerde açıklamış Kur'an'da. Haberin olsaydı bunu anlardın. İki. Üçüncüsü, biz insanları Kur'an'a, Allah'ın yoluna, hak yoluna kazandırıyoruz. Deizme, ateizme insanları sürüyen sizsiniz. Çünkü bu verdiğiniz, konuştuğunuz, hadis diye getirdiğiniz, Peygamberimiz demiş diye getirdiğiniz konuya Kur'an'ı okuyan bir ateist bakıyor ki ne, senin konuştuğun konuyla Kur'an'da belirtilen konular ayrı. Ondan sonra adam zaten sizin yüzünüzden ya ateist oluyor ya deist oluyor. Aslında onları, o insanları ateizme, deizme sürükleyen sizsiniz. Birazdan Kur'an ayetlerini verdiğimizde bizi seyreden ateist veya deist kardeşlerimiz bile olsa senin yalan söylediğini zaten anlayacak. Senin Kur'an'dan bilgin olmadığını da anlayacak. Devam edelim, uzatmayalım. Peki, şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Allah Teala ne buyuruyor? Bakara suresinde Rabbim buyuruyor ki, kafirleri anlatıyor bize. Onlar o cehennemden asla dışarıya çıkamayacaklar. 167. ayet-i kerime, وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنَ النَّارِ. Yani onlardan, cehennemden dışarıya çıkamayacaklar. Peki, kafir oraya girdi, oradan çıkamayacak. Kiminle alakalı bu ayet? Kafirle alakalı.
Allah Teala'yı inkar edenler, evet onlar cehennemden çıkamayacak. Fakat bu adamlar kafirlerle alakalı ayet-i kerimeleri alıyorlar, Müslümanlarla alakalı kullanıyorlar. Şimdi kardeşlerim, bu adam o kadar Kur'an'dan bir haber ki konuştuğunun nereye vardığını bilmiyor. Ayet söylüyor, Arapçasını okuyor, ayetin kimle ilgili olduğundan haberi yok. Ondan sonra getirmiş, bize isnat ederek işte kafirlere söylenen ayeti biz neymiş, bütün Müslümanlar da dahil herkese geldiğini isnat ederek insanlara yalan söylediğimizi kastediyor. Halbuki orada Bakara 167. ayette söylenen, müşriklere söylenen bir laf ve onu size ben göstereyim. Şimdi bakın, siz kendi gözlerinizle bu adamın Kur'an'dan nasıl uzak olduğunu, nasıl bir haber olduğunu, insanlara hiç utanmadan, sıkılmadan nasıl yalan söylediğini bakın ben size şimdi göstereceğim. Şimdi kardeşlerim, gelin beraber bakalım. Bakara suresi 167. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Uyanlar şöyle derler: keşke dünyaya bir dönüşümüz olsaydı da onların şimdi bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara işledikleri fiilleri pişmanlık kaynağı olarak gösterir. Onlar ateşten çıkacak da değillerdir. Bakın, burada kafirler diyor ama bu ayet 167. ayet. 165. ayete gidersek, bakın yukarıya, ayetin iki yukarısına. Orada kimden bahsettiği Rabbimizin çok açık. Ne diyor? Bakın oraya bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır. Şimdi burada müşriklerden bahsediyor ama bu adamlar tabii Kur'an'dan haber olmadığı için, Kur'an'daki insanların tiplerinden kimin ne kafir nedir, müşrik nedir, bunların kimseden hiçbir şeyden haber olmadıkları için ajandalarını sunmak için size hadis getiriyorlar genelde. İşte bu da sadece ayet getirmeye çalışan da bu. Ama bu da zaten ayetleri eğip bükerek sizleri kandırmak istiyor. Bakın, kafirler dediği yerde müşrik var. Ha, kafir demiş, müşrik demiş, fark eder mi? Fark etmez. Zaten birazdan kafirin de, müşriğin de, müminin de ne olduğunu, kimin nereye gideceğini biz ayetlerle verdiğimiz zaman bunların yalan söylediğini siz zaten çok iyi anlayacaksınız. Devam edelim. 3 tane klibi kaldı. Hicr suresinde Rabbim müminler de cennetten çıkmayacaklar buyuruyor. Müslüman olan cennetten, kafir olan o da cehennemden dışarıya çıkmayacak. Peki şimdi bundan sonra şuraya gidiyoruz. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Kim zerre kadar hayır yaptıysa bunu görecek. Kim de zerre kadar şer yaptıysa bunu görecek. Yani bir adam hayrı var, bunu görecek. Peki şerri var, onu da görecek. Ne dedi? Kimin hayrı varsa zerre kadar hayrını görecek, kimin de şerri varsa zerre kadar şerrini görecek. E ne dedi? Müminler, Rabbimiz ne diyor dedi? Müminler cennetten çıkmayacak, kafirler de cehennemden çıkmayacak. Orada ebedi olarak kalacaklarmış. Öyle diyor. Devam edelim. Namaz kıldı ama içki içti, sövdü, hakaret etti, iftira etti. Bunlar şer. Bu şerrin karşılığını görecek bu adam. Peki nasıl görecek? Cehennemde görecek. Hani cehennemden çıkmayacaktı, giren çıkmıyordu diyorlardı ya. Allah Teala buyuruyor ki bu adamın zerre kadar şerri varsa bunun karşılığını görecek. Evet kardeşlerim, duyduk. Namaz kıldı, içki içti, hakaret etti, küfür etti. Bunlar şer. Peki bu şerrin karşılığını görecekse nerede görecek? Cehennemde görecek. Şimdi bize isnat ederek ne diyor? Hani bu adam cehennemden çıkmayacaktı. Bu adam peki cehennemden çıkmayacaksa bunun işlediklerinin karşılığını nasıl görecek? Yani kendi kafasına göre sanki bu adam cennete gidecek ya, Müslüman olduğu için, ama günahlarının karşılığını nasıl görecek? Şimdi Kur'an'dan bir haber olan kardeşimize, bu kardeşimize, kardeşim de demeyeyim gerçi, dediğimiz gibi bu benim din kardeşim falan değil. Bunların çünkü dini değişik. Bunların dini şirklerle dolu, bunların dini küfürle dolu olduğu için bunlara ben din kardeşim de demeyeyim ama hadi üslup olarak kardeşimiz diyelim. Önemli değil. Şimdi bir ayeti bir gösterelim bakalım. Bu arkadaş ayeti anlamadığı için ayeti eğip büküyor. Ben size göstereyim. Ayet çok açık. İnşallah Rabbimin izniyle içinde az bir şey iman olan bir insan bu ayeti çok rahatlıkla anlayacaktır. Şimdi kardeşlerim, bu verdiğimiz ayeti demin Cübbeli Ahmet de söylemişti. Hatırlarsanız o da ne demişti? İşte bir buğday, bir arpa, bir hardal tanesi kadar olsa bile bunun cezasını çekecek. Ondan sonra cennete girecek.
Bu İhsan Şen Ocak da ne diyor? Aynı şekilde. Madem diyor bu adam bunun cezası varsa diyor, bunun cezasını nasıl çekecek diyor. Halbuki ayette anlatılan bunun cezasını cehenneme girip çekme değil, kıyamet günündeki kurulan adalet terazilerindeki herkesin hardal tanesi kadar veyahut da buğda tanesi kadar dedikleri işte olayın onların herhangi bir yaptıkları en küçük kötülük veyahut da en küçük iyilik onları ortaya çıkaracağız, onları teraziye koyacağız diyor Rabbimiz. Ama bunlar anlamazlar. Niye anlamazlar? Kur'an'la işleri yok. Bunlar ne yaparlar? Bir ajanda seçerler. Bu ajandayı insanlara anlatmak için o ajandaya ilgili ayet yoksa zaten gördüğünüz gibi hepsi hadisle konuştu. Bu en son İhsan Şen Ocak hariç. Bu da hadis söylemediği için zaten belki videonun sonunda vardı. Çünkü hadisle başlamıştı ilk klibinde. Ama ilk önce ayet vereyim dedi. İşte ayet de olmadığı için ne yapıyor? Ayetleri eğip büküyor. Demin bir de yine başka bir ayete eğip bükmüştü. Cehennemde olanlar için. Onu da birazdan göstereceğiz. Zaten bütün ayetleri gösterdiğimde bunların yalan söylediğini anlayacaksınız. Şimdi biz bakalım Enbiya suresine. 47. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Bakın ne diyor Rabbimiz? Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Bu terazinin bir kefesine günahlar, bir kefesine de sevaplar konacak. İşte ne diyor? Onu diyor bak. Bir hardal tanesi kadar da iyiliğiniz olsa o teraziye konulacak. Bir hardal tanesi kadar kötülüğünüz de olsa o da günah kısmına konacak. Yani hiç kimseye zulmedilmeyecek. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Onu ortaya getirip çıkaracağız diyor. Ne yaptıysanız. İyilik veya da kötülük. Ama bunlar ne yapıyorlar? Ayeti çarpıtıyorlar. Adam kötülük yapmışsa cehenneme girip cezasını çekecekmiş. Şimdi bu ayet tabii size tam açıklama olarak gelmeyebilir. Bazı kardeşlerimizin hala kafası karışmış olabilir. Ben bu ayeti şimdi vermeyecektim ama bu klibini söylediği için, ayeti saptırdığı için ben bu ayeti şu anda verdim. Ama birazdan vereceğim ayetlerle konuyu genel olarak anlattığımda size zaten bunların yalan söylediğini anlayacaksınız. Ayetler çok açık. Devam edelim, uzatmayalım. Peki cennete girse orada hep hayır var. Peki cehenneme girdi bu adam. Yapmış olduğu günahlardan dolayı. Hep orada kalırsa ama Rabbim buyurmuştur ki zerre kadar hayır yaptıysa bunu da görecek. Hani bu adamın cennete de girmesi gerekir. Gördüğünüz gibi bunların mantığıyla yürüdüğünüz zaman bir problem ortaya çıkıyor. Aslında problem falan yok. İşin özünü, olayın özünü anlamayan sensin. Problemi ortaya çıkaran sensin. Bir insanın cehenneme gidip veyahut da cennete girip gitmeyeceği o adam oraya girmeden önce belli olacak zaten. O yüzden o insan oraya girdiği zaman bir daha çıkamaz. Rabbimiz demin ne gösterdik? Enbiya 47. ayette. Orada ne yaptıysa yani bu hayır olarak ne yaptıysa onun karşılığını görecek demesi terazinin kefeye konulacak şeyi. Yoksa cennete girdikten sonra bir insan bir daha çıkmaz veyahut da cehenneme girdikten sonra bir insan çıkmaz. Allah'ın dilemesi başka. Birazdan ayet vereceğiz. Son bir klibini de izleyelim kardeşlerim. Bir de bize isnat ederek mantıksız demeye çalışıyor yani bu konuştuğu. Halbuki olayı mantıksızlaştıran kendisi çünkü ayetlerden bir haber olduğu için. Son bir klibini de verelim. Ondan sonra Allah'ın izniyle zaten her şeyi ortaya saçacağız Allah'ın ayetleri ile. Peki nedir durum? Bakıyoruz şimdi Hud suresinde Rabbim buyuruyor ki فَاَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِ النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ. Yani o şakî olanlar, onlar خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ. Yer ve gökler olduğu müddetçe, yani bu kinayedir. Yani ebediyen nerede kalacaklar? Cehennemde kalacaklar. Ama اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ, Rabbinin dilemesi hariç, diledikleri hariç. Yani burada ebedi şakiler cehenneme gidecek ama Allah Teala oradan istisna ediyor. Peki ne anlıyoruz? Demek ki cehenneme girip de çıkacak bir grup var.
Evet kardeşlerim, son klibinde duyduk. O ayeti de verelim. Ayet konuştukları zaman zaten numara falan söylemezler ki, siz gidip bakmayın. Çünkü bakarsanız ayete, kendilerinin söylemiş olduğunun yalan olduğu ortaya çıkacak. Bu da işlerine gelmediği için. Ama ben size ayetleri vereceğim. Ondan sonra da kimin cehenneme, kimin cennete gideceğini de yine ayetlerle açık açık vereceğim. Size söylenenlerin, bu şahısların hepsinin size yalan söylediğini Allah'ın ayetleriyle ortaya saçalım. Gelin. Başlayalım. En son Hud suresinden bahsetmişti. Ne demişti? İşte orada cehennemde girenler var. Ama Allah'ın diledikleri başka. Halbuki orada Allah'ın diledikleri başka değil. Yani sanki Allah başka insanları, yani bunların dediği gibi cehennemden Müslümanları çıkaracakmış gibi bir ayete anlam yüklemek için Allah'ın diledikleri başka dediği yeri ben size göstereyim. Orada yalan söylüyorlar. Allah'ın dilemesi başka. Allah'ın diledikleri değil. Şimdi ilk başta Hud suresi 106-107'den bahsediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Mutsuz olanlara gelince cehennemdedirler. Onların orada şiddetli bir soluyuşları vardır. Onlar gökler ve yerler durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Şüphesiz Rabbin istediğini yapandır. Bakın, Rabbinin dilemesi başka. Rabbinin diledikleri başka değil. Ama bu ne yapıyor? Ayeti eğip bükmek için. İşte Rabbinin dilediği başka diyenler, yani onlar Müslümanlar. Çıkaracakmış Rabbimiz güya Müslümanları. Orada ondan sonra 108. ayete geçelim. Orada da ne diyor yine Rabbimiz? Bismillahirrahmanirrahim. Mutlu olanlara gelince gökler ve yerler durdukça içinde ebedi kalmak üzere cennettedirler. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Bu onlara ardı kesilmez bir lütuf olarak verilmiştir. Bakın şimdi, eğer bu şahsın mantığıyla giderseniz, hani benim birazdan vereceğim ayetler zaten konunun kesin olarak ortaya konulmasıdır da, hadi bunun mantığıyla gidersek, diyor ki 106 ile 107'de cehenneme girenler Rabbinin dilemesi başka. Yani Rabbimiz dilerse oradan çıkacaktır diyor. Ondan sonra Müslümanlarmış orada, yani günahkar olan. Tekrar cennete gidecekmiş. O zaman peki 108. ayette söylenen ne? Oraya da yine cennete girenler, orada Rabbimiz ne diyor? Mutlu olanlar diyor onlar diyor. Ancak Rabbinin dilemesi başka diyor yine orada. O zaman bu adamları da Rabbimiz cennetten çıkarıp cehenneme mi sokacak? Sizin mantığınızla gidersek. Neyse kardeşlerim, şimdi direkt ayetlere geçelim. Konunun özünü ortaya koyalım. Zaten ben size ayetleri verdiğimde zaten siz de anlayacaksınız kimin nereye gideceğini Allah'ın izniyle. Şimdi Müslümanlar cennete girecek mi, girmeyecek mi? Bir bakalım. Veyahut da kim cennete girecek, kim cennete girmeyecek? Sizlere açık açık ayetleri de gösterelim. Ondan sonra zaten siz kendiniz kararınızı vereceksiniz Allah'ın izniyle. Şimdi Kehf suresi 105 ile başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir. Bakın yukarıda 102. ayete bakarsanız burada kimden bahsediyor? İnkar edenler, yani kafirler. Demek ki ne diyor Rabbimiz burada? Kafirlere adalet terazileri kurulmayacakmış kıyamet gününde. Onun için onların yaptıklarının hepsi boşa gidecek. Yani onlar ebediyen cehennemde kalacaklar. Zaten aşağıdaki ayete bakarsanız 106 devamında. İşte böyle inkar etmeleri, ayetlerimi ve peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir. Şimdi kafirler cehenneme gidecek direkt. Bunlara adalet terazisi falan kurulmayacak, değil mi? Şimdi gelelim müşriklere. Peki müşrikler cennete gidebilecek mi? Ona da bakalım. O da Tevbe suresi 17. ayete bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Bakın ne diyor? Aynı şekilde bak, hem kafirlere Rabbimiz, hem müşriklere, onların ikisinin de amelleri boşa gitmiştir. Onların ikisi de ateşte ebedi kalacaklardır. Peki kafirler ebedi cehennemde kalacak. Müşrikler ebedi cehennemde kalacak. Peki cennete girecek olanlar kimler? Sadece müminler. Müslümanlar, müminler. Peki Müslümanların cennete girmesi nasıl olacak? Bakalım nasıl olacak? Yani her Müslüman cennete girecek mi, girmeyecek mi? Şimdi bir bakalım. Enbiya 47 demin vermiştik. Tekrar okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim.
Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Yani ne olacakmış öteki dünyada kıyamet günü? Rabbimiz sadece bu Müslümanlara zaten bak adalet terazileri sadece zaten Müslümanlara kuruluyor. Müşriklerle zaten kafirler kesinlikle cennete giremiyor. Cennete girişte nasıl oluyormuş demek ki? Adalet terazileriyle. Sadece Müslüman, müminler için yani. Peki bu teraziler kuruldu. Şimdi terazilerde ne olacakmış? Onu da bir 3 tane daha ayet vereyim ben size. Bu terazilerde kimin nereye cennete, kimin gireceği, kimin girmeyeceğini bir bakalım. Müminin suresi 102. ayet. Bu demin Alparslan Kuytul belirtmişti bunu. Hatırlarsanız bir kardeşimiz ona soru sormuştu. Ama o bunu kafirler olan, bu ayetin kafirler için olduğunu söylemişti. Bu ayet kafirlerle ilgili. Halbuki iki önceki ayette ne dedik? Kafirler kesinlikle cennete giremeyecek. Onlara terazi merazi kurulmayacak. Zaten Rabbimiz ne dedi? Demin onlar kendisine terazi kurmayacağımız kimseler de dedi, değil mi? Şimdi bakalım. Müminin suresi 102. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Artık kimin tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse işte onlar da kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Bakın gördünüz mü? Zaten bu teraziler Müslümanlara kurulacak. Kimin tartısı ağır gelirse cennete o gidecek. Kimin tartıları da hafif gelirse maalesef cehenneme gidecek olan o. Müslüman da olsa, mümin de olsa. İşte bizim size bunları söylememizin amacı bu. Bakın bir ayet daha vereyim. Yine A'raf suresi 8 ve 9. ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. O gün amellerin de tartılması haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse işte onlar ayetlerimize haksızlık etmiş olmaları sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardır. Gördünüz mü? Eğer sevabınız günahlarınıza karşı hafif gelirse günahınız daha ağır olduğu için sevabınızın bir kısmı o günahların bir kısmına kefaret olsa bile hala günahınız kaldığı için o zaman işte cehenneme gideceksiniz. O yüzden işte kardeşlerim sizlere bunları niye anlatıyoruz? Sizlere yalan söylüyorlar. Her Müslüman cennete giremez. Son bir ayetimizi daha verelim. Bu konuyu zaten açık, ayetler açık. Müşrikler zaten hiçbir zaman cennete giremeyecekler. Kafirler de aynı şekilde. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Sadece Müslümanların amelleri tartılacak. İşte bu tartılarla. Tartılarda da amellerinizin, sevaplarınız ağır gelirse o zaman cennete gireceksiniz. Sevaplarınız hafif gelirse cehenneme gideceksiniz. O yüzden kendinize çeki düzen vermenin vakti kardeşlerim. Bakın fazla vaktimiz yok. Bunlar sizlere yalan söylüyorlar. Son suremiz Kariya suresi okuyalım. 1 ile 11. ayetler arası. Bismillahirrahmanirrahim. Yürekleri hoplatan büyük felaket. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün insanlar her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlarda atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse işte onun anası varacağı yer Haviye'dir. Sen Haviye'nin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın bir ateştir. Ayetler çok açık. Tekrar başa sarıp seyredebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Adalet terazileriyle sadece cennete giriş mümkün. Adalet terazileri kafirlerle, müşriklere kurulmayacak. Onlar hiçbir zaman cennete giremeyecekler. Cennete girmeye hak kazanan sadece Müslümanlardır. Müslümanların, müminlerin yani bunların da sevapları tartılacaktır. Eğer sevabınız teraziye ağır gelirse işte o zaman cennete, eğer sevaplarınız hafif gelirse, günahlarınız ağır gelirse yeterli sevabınız olmadığı için cehenneme gideceksiniz. Cehenneme girişten sonra da çıkış yok kardeşlerim. Bakın sizlere yalan söylüyorlar. Orada bakın demin ne dedik? Tekrar ben size ayetleri vereyim. Müminin suresi 102'yi tekrar göstereyim. Bakın tekrar okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Artık kimin tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse işte onlar da kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Bakın ne diyor? Cehennemde ebedi kalacaklardır.
Yani cehenneme giden Müslüman bir daha çıkamaz. O yüzden ibadetlerimizi etmemiz lazım. Zikirlerimizi, dualarımızı, Allah'ı tesbih etmemizi, Kur'an-ı Kerim'i özellikle okumamız lazım. İnsanlara yardım, sadaka, zekat verebiliyorsak, fakirsek veremiyorsak, zikirlerimizle, ibadetlerimizle sevap kazanmamız lazım. Orucumuzla kazanmamız lazım. Bakın sevaplarınız eğer tartılarınızda ağır gelmezse cehenneme gideceksiniz kardeşlerim. Bunlar size yalan söylüyorlar. Bunların Kur'an'dan haberi yok. İşleri güçleri hadis şöyle dedi, peygamber böyle dedi. Peygamberin dediği mi, hadisin dediği mi önemli? Bakın Kur'an-ı Kerim'in dediği mi önemli? Sizce hiç aklınız çalışmıyor mu ya? Sizce peygamber bu ayetlere karşı konuşmuş olabilir mi? Mümkün mü bu? Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kendinize yazık etmeyin. Bu insanlardan uzak durun. Bunlar size yalan söylüyorlar. Allah'ın ayetleri açık. Eğer tartılarınız ağır gelirse mutluluğa ereceksiniz. Eğer tartılarınız, sevabınız hafif gelirse ziyana uğrayacaksınız. Bakın ayetleri açık Allah'ın. Ben şimdilik bu kadar söylüyorum. Artık siz ne isterseniz onu yapın. Bu adamları takip eden insanlara da buradan söylüyorum. Bunları takip etmeyin kardeşlerim. Bunlar sizi ziyana uğratacaklar. Bakın. Maalesef fazla söyleyecek aslında bir şey kalmadı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve Kur'an-ı Kerim'i de okumayı unutmayın. İşte Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman bu insanların hiçbirisi size hiçbir şey satamaz. Bu kadar. Allah'a emanet olun.